Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle saç gürleştirme, saç dökülmesini durdurma ve saç tellerini kalınlaştırma kürünü paylaşacağım. Bunları evde çok basit malzemelerle hazırlayabiliyorsunuz. Saçlarımız gürleşiyor, daha kalınlaşıyor ince telli saçlar. Yine bir uzman tarifi. Bize lazım olanlar 8-10 adet karanfil. Gördüğünüz gibi ve bir çubuk tarçın, bir bardak da su ve Hint yağı. Öncelikle tarçınımızı ve karanfillerimizi ısıya dayanıklı bir kaba bırakıyoruz. Arkasından suyu üstüne döküyoruz ve ocağa alıyoruz. Kaynamaya başladığında kısıyoruz ve 10 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Ocağımıza koyduk. Daha henüz kaynamadı. Kaynamaya başladığında yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Kaynamaya başladığında ocağımızı yavaşa çekerek 10 dakika o şekilde kaynatacağız arkadaşlar. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Kaynamaya başladığı andan itibaren tarçınla karanfil birbiriyle özleşiyor ve mis gibi kokuyor. Bu kürü mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Saçlarında açıklık olanlar, saç dökülmesi olanlar, dökülen saçlarınızı yeniden çıkarıyor arkadaşlar ve ince telli saçları kalınlaştırıyor. Saçlarınızı 2 ay gibi kısa bir zaman zarfında, düzenli kullanımda gürleştiriyor arkadaşlar. Evet, 10 dakikamız dolmak üzere ve mutfağımız da mis gibi koktu. Tarçınla karanfil bana aşureyi hatırlatıyor. Bu kürü bitene kadar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Spreyli bir şişeye doldurup veya bir şampuan kabına doldurup, elinizde hangi imkan varsa ona doldurup bitene kadar kullanıyorsunuz. Haftada 2 kere uyguluyorsunuz. 2 ay içinde saçlarınız, bebeksi saçlar çıkmaya başlıyor ve telleri kalınlaşıyor arkadaşlar. Şimdi videonun devamına gelelim. Ocaktan aldığımız gibi bir çay kaşığı Hint yağını içine karıştırıyoruz. Sıcakken yağı karıştırıyoruz. Ben yine metal kullanmak istemiyorum. Ama içindeki yağ iyice alması için. Çalkalayarak saçımıza uyguluyoruz. Saç diplerinden saç uçlarına kadar. Aynı zamanda çok hızlı şekilde saçları uzatıyor arkadaşlar. O kadar çok etkisi var ki. Hızlı uzatıyor, gürleştiriyor, nefes aldırıyor, parlatıyor, saç tellerini kalınlaştırıyor. Bir kürden daha fazlası beklenilemez arkadaşlar. Saçımıza süreceğimiz ılıklığa geldiğinde kürümüzü bir süzgeç yardımıyla süzeceğiz. Bunu da bekleyelim, biraz soğusun. Evet, ılık bir hale geldiğinde süzüyoruz. Harika da bir rengi oldu. Hint yağı, biliyorsunuz faydalarını. Saç için, cilt için Hint yağımız çok faydalı bir yağ. Şimdi süzme aşamasına geliyoruz. Süzdük, pardon. Şöyle bir, ben kuaför olduğum için bu tarz sprey kutuları mevcut. Şimdi bunu süzeceğiz arkadaşlar. Ama hem çekmek hem süzmek biraz problem olacağı benziyor. Şu şekilde tutalım. Boşaltalım.
Bunu ben videoyu durdurarak boşaltacağım arkadaşlar. Yoksa yazık olacak kürüme. Evet. Kürümüz hazır. Hemen uygulamaya geçelim iyice soğutmadan. Saçımıza sprey şeklinde saç diplerinden saç uçlarına kadar masaj yaparak uygulayacağız arkadaşlar. Yaklaşık bir 10-15 dakika saçlarımıza masaj yapacağız bu karışımla. Ve yarım saat saçımızda bekleteceğiz. Saçımızı saracağız. Bir streç folyo ile olabilir, saç bonesi ile olabilir. Yani hava almaması için boya yaptığımızda nasıl saçımızı sarıyorsak yine saçımızı saracağız. 30 dakika bekleteceğiz. 30 dakikadan sonra saçlarımızı normal şampuanla yıkayacağız arkadaşlar. Bu kadar. Haftada 2 kere uygulayacağız ve 2 ay içinde sonuç alacağız. İhtiyacı olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kesinlikle saç dökülme şampuanlara, şunlara, bunlara para vermeyin arkadaşlar. Deneyin, bir kere deneyin. Bir kere denediğinizde zaten sonuç alacaksınız. İçinde karışımın ne olduğunu bilmediğiniz ürünleri kullanmayın arkadaşlar. Evde kendiniz yapın, daha uyguna mal edin ve sağlıklı bir şekilde sonuç alın. İçinde ne olduğunu bilin arkadaşlar. Gelecek videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.